25 Nisan'da Ahmet merkezli başlatılan operasyon kapsamında işte müvekkilim Halise Aksoy'un da tutuklanmasına yol açan operasyon kapsamında birçok kişi yalnızca bir tanığın beyanları gerekçe gösterilerek tutuklandı. Bu tanık aslında iddianamelerde de dosyalarda da gördüğümüz üzere 3 gün boyunca ifade ve teşhis işleminde bulunduğunu gösteriyor. İddianamelerde yazılıyor. 3 gün boyunca ifade vermiş, teşhis işleminde bulunmuş, yer gösterme işleminde bulunmuş. Aslında dönüp baktığında 3 gün boyunca 600'den fazla kişi hakkında ifade ve teşhis işleminde bulunmuş. Dönüp baktığımızda 600 kişiyi 3 güne bölsek saatte bu kişi yemeden, içmeden, uyumadan saatte 8 kişi hakkında ifade ve teşhis işleminde bulunması gerekiyor. Bu da hani ceza hukuku tabiriyle hayatın olan akışına ne kadar uygun ya da bu tanığın beyanları ne kadar güvenilir? Yargılamanın başından itibaren aslında öç duygusuyla yürütülmekte yargılama. Bilindiği gibi Halise Aksoy'un oğlu 2 Mart 2020'de oğlunun kemikleri kargoyla insanlık dışı bir şekilde kutunun içerisinde kendisine teslim edildi. Bu durum o dönem çok konuşuldu. Halise Anne çok kişi tarafından ziyaret edildi, çok gündem oldu. Aslında böyle bu durum aslında Halise Aksoy'un bu dosyadan yargılanması ve tutukluluğun devamına karar vermesinin amacı. Bu durum üzerinden aslında Halise anneden de ailesinden de öç almaktır. Kendisi de böyle düşünmekte. Hani dosya hakkında ne düşünüyorsun diye sorduğumda, işte ben hiçbir şey yapmamışım, benden çocuklarımın intikamı alınıyor demişti yargılamanın başından itibaren de hala da bu şekilde, duruşmada da bu şekilde söyledi mahkeme başkanına. Kaldı ki aslında bu husus sadece bizim çıkarımlarımız da değil. İddia makamı iddianamesinde oğlunun durumundan bahsederek aslında Halise Anne'yle bu durumu aslında Halise Anne'nin bu suçtan gerekçe olarak göstermiş bu durumu. Yani oğlu da daha da öldürülmüş diyerek aslında iltisaklı olduğunu gerekçe göstermiş. Hani bu durum hiçbir şekilde hukuki çerçeve değerlendirilmesi tabii ki de mümkün değildir. Halise Aksoy kronik olarak şeker ve kolesterol hastası zaten. 6 aylık cezaevi sürecinde şeker hastalığı da yine kolesterol hastalığı da dereceleri yükseldi. Bunun yanında gözlerinden problem yaşıyor. Son gittiğimde de yine gözleri sürekli ıslanıyordu ve sürekli hani ağlıyor gibi gözlerinden yaşlar akıyordu. Yine revire çıktığını söyledi ancak hani hiçbir sonuç almadı. Yani damla vesaire vermişlerdi. Bir haftadır da öyle olduğunu söyledi. Kendisine şeker hastalığı için de bir makine verilmiş. Cezaevine girilmesinden sonra o makine de bozuk çıkmış. İşte kendisi kendi imkanlarıyla soğutma, işte buz gibi imkan, yani buz gibi işte şeylerle rahatsızlığını azaltmaya çalışıyor. 6 aylık cezaevi sürecinde 5'ten fazla kez revire çıkmış. 15 kez hastaneye çıkmış. Yine bir kere acile kaldırılmış. Hem kalp rahatsızlığı hem de nefes darlığından dolayı. Bu raporların hepsini mahkeme sunduk ancak dikkate alınmadı. Cezaevi yönetimi yine kamuoyunun baskısıyla detaylı bir sağlık raporu alması için hastaneye gönderdi onu. Bu raporda da Halise Aksoy'un cezaevinde kalmasının bir mahsuru olmadığına yönelik işte tamamen hukuk dışı bilimsel olmayan bir değerlendirme yapılmış bu rapordan. Hatta bu raporların birinde dikkat çeken bir şey var. Aslında bir beyin tomografisi çekilmiş. Bu beyin tomografisinde Halise Anne'nin beyin hücrelerinin öldüğü gözüküyor. Bu da aslında Alzheimer hastalığının başlangıcının bir belirtisi. Daha önce dediğim gibi normalde bu gibi durumlarda son çare olarak uygulanan tutuklama tedbiri burada ilk akla gelen bir şekilde uygulanıyor. Bu durumun ne hukuken ne vicdanen aslında tartışılacak hiçbir yönü yok.